Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda mitozun evrelerine bakacağız. Mitozun evrelerini biz ikiye ayırıyoruz. Çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi olarak. İlk olarak çekirdek bölünmesinden bahsedeceğiz. Daha sonra ise sitoplazma bölünmesiyle bitireceğiz. Şimdi ben bir tablo şeklinde ilk önce bu evreleri vermek istiyorum. Şöyle, mitozu dedik ki iki evreye ayırıyoruz. Zaten interfaz evresini en başta anlatmıştık bir önceki videomuzda. Şimdi burada direkt mitozun kendi evrelerinden devam edelim. Birincisi çekirdek bölünmesidir. Çekirdek bölünmesi. Diğeri de arkadaşlar sitoplazma bölünmesidir. Sitoplazma bölünmesi. Şimdi mitozun evrelerine baktığımızda çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesinin ikinci isimleri de vardır. Bunlardan çekirdek bölünmesi için biz karyokines, sitoplazma bölünmesi için ise sitokines diyeceğiz. Sitokines. Evet, çekirdek bölünmesine baktığımızda çekirdek bölünmesi 4 tane alt evreden oluşmakta. Bu evreler profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evreleridir. Telofaz evreleridir. Sitoplazma bölünmesinin herhangi bir alt evresi yok. O yüzden direkt orayı anlatacağız zaten. Şimdi biz çekirdek bölünmesinden yani karyokinezden başlayalım. Şöyle devam edelim. Karyokinez diyorum. Karyokinez. Karyokinezin ilk evresi olan profaz evresinden devam edelim. Şöyle bir profaz. Arkadaşlar, profaz evresi karyokinezin ilk evresidir. Bu evreyi anlatırken şekil üstünden de anlatacağım. Altına açıklamasında yazacağım. Ama ilk olarak şekil üstünden anlatmak istiyorum. Profaz evresinde çekirdek zarı eriyerek kaybolur. Daha sonra bizim kromatin ipliğimiz çekirdeğin içerisinde dağınık halde bulunuyordu. Bu kromatin iplik kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturuyor. Endoplazmik retikulum, çekirdekçik gibi yapılar kayboluyor ve önemli bir özellik daha var. Sentrozomlar iyi ipliklerini oluşturmaya başlıyor. Tabii biz hayvan hücresi için anlatıyoruz. O yüzden sentrozomdan bahsediyoruz. Eğer bitki hücresi olsaydı bitki hücresinde sentrozom demeyecektik. Çünkü bitki hücresinde sentrozom bulunmaz arkadaşlar. Şimdi profazı anlatırken, daha doğrusu diğer evreleri de anlatırken ben 2N eşittir 4 kromozomlu bir canlı için anlatmak istiyorum. İlk önce şekil çizerek anlatayım. Şöyle hücremizi düşünelim. Arkadaşlar, hücrede çekirdek vardır. Çekirdeğin zarı bulunur. Çekirdek zarı eriyerek kayboluyor. Nokta nokta olarak gösterdim bu yüzden. Endoplazmik retikulum yine eriyerek kayboluyor. Çekirdekçik ortadan kayboluyor arkadaşlar. Daha sonra sentrozomlar iyi ipliklerini oluşturmaya başlıyorlar. Sentrozomlar nerede eşlendi? İnterfazda eşlendi. Profazda iyi ipliği oluşturmaya başlarlar. Ve artık kromatin iplik kısalıp kalınlaşarak kromozom haline dönüşür. 4 kromozom dediğimiz için şöyle hücre içine 4 tane kromozom çiziyoruz. Bunların isimlerini de yazayım ben. Hani ilk olduğu için yazıyorum. Diğer evrelerde yazmayacağım. Şunlar neydi? Sentrozom. Daha sonra endoplazmik retikulum. Ben kısaca ER olarak yazıyorum. Daha sonra arkadaşlar çekirdekçik. Çekirdekçik. Çekirdek zarı. Çekirdek zarı. Bu üçü ne yapıyordu? Eriyerek ortadan kayboluyor. Daha sonra bir de bizim kromozomumuz bulunuyor. Kromozom. Şimdi bu söylediklerimi yazalım. Yazı olarak da bulunsun elimizde. Şimdi yazalım söylediğim özellikleri. Ne demiştik? 3 tane yapımız kayboluyordu ortadan. Çekirdek zarı, endoplazmik retikulum ve çekirdekçik kaybolur diyelim arkadaşlar. Endoplazmik retikulum, çekirdek zarı ve çekirdekçik kaybolur. Çekirdekçik kaybolur. Daha sonra bir sonraki özelliğimiz neydi? Kromatin iplik kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur.
kromatin iplik, kısalıp kalınlaşarak, kısalıp kalınlaşarak kromozomlar oluşturur. Bir diğer özelliğimiz neydi? Sentrozomlar i ipliklerini oluşturmaya başlıyordu. Sentrozomlar i ipliklerini oluşturur. Peki bu i iplikleri ne işe yarayacak? Bir sonraki evremizde metafaz evresine bahsedeceğiz. Kromozomlara tutunarak bunların belli bir yerde serbest değil de hani belli bir düzlemde kalmasını sağlıyorlar. Ayrıca daha sonra ayrılmalarını da sağlayacaklar. Profaz evresi bu şekilde arkadaşlar. Gelelim ikinci evremiz olan metafaz evresine. İki metafaz. Metafaz evresinde kromozomlar merkeze yani ekvatoral düzleme dizilirler. Peki bunu nasıl yapıyorlar? İ iplikleri gelip kromozomların sentromer dediğimiz bölgesinden bağlanıyor ve daha sonra bunları merkezde yani ekvatorda diziyor. Şöyle yapalım. Bizim kromozomlarımız şöyle 4 tane kromozomumuz vardı. Çiziyoruz merkeze. Daha sonra bunlar İ iplikleri arkadaşlar bu şekilde bağlanarak kromozomların merkezde dizilmesini sağlıyordu. Metafaz evresinde kromozomlar ne dedik? Hücrenin merkezine dizilir dedik. Ayrıca bir şey daha söyleyelim. Kromozomların en net görüldüğü evre metafaz evresidir. Bunu da unutmayalım. Şöyle yazıyorum. Kromozomlar İ ipliklerine bağlanarak hücrenin merkezine dizilirler. Kromozomların en net görüldüğü evre de yine bu evredir. Kromozomların en net görüldüğü evredir. Evet, metafazla ilgili söyleyeceklerimiz de bu şekilde. Sonraki evremiz neydi? Anafaz evresi. Anafaz evresinden devam edelim. Evet, 3 diyoruz anafaz. Arkadaşlar, anafaz evresinde artık kardeş kromatit dediğimiz yapılar birbirlerinden ayrılacaklar. Dolayısıyla anafaz evresi de şöyle gerçekleşiyor. Şekil üstünde yine gösterelim. Kardeş kromatitler i ipliklerinin kısalıp kalınlaşmasıyla bakın i iplikleri şu şekilde kısalıp kalınlaşıyorlar. Sentromer bölgesine çok sıkı bir şekilde tutuldukları için kromozomları yani kardeş kromatitleri birbirinden ayırıyor. Dolayısıyla hücrede şöyle bir görünüm gerçekleşiyor. Evet, böyle bir görüntü oluyor. Böylece artık bizim kardeş kromatitlerimiz de ayrıldı. Bu kardeş kromatitlerin her biri ayrıldıktan sonra biz bunlara ne diyoruz? Artık kromozom diyoruz. Dolayısıyla kromozom sayısı bir değişikliğe uğruyor. Hemen gösterelim. Bakın, profaz evresinde kaç kromozom var? 4. Metafaz evresinde yine 4 kromozom var arkadaşlar. Ama anafaz evresine geldiğimizde tekrardan sayıyoruz. Bakın 4 burada, 4 de burada, 8 kromozom oluyor. O zaman kromozom sayısı geçici olarak 2 katına çıkar diyor muyuz? Evet diyoruz. O zaman yazalım isterseniz bunları da yine. İ iplikleri kısalıp kalınlaşarak kardeş kromatitleri birbirinden ayırır diyelim. İ iplikleri kısalıp kalınlaşarak kardeş kromatitleri birbirinden ayırır. Bir diğer özelliğimiz neydi? Kromatitlere artık kromozom diyorduk ve kromozom sayısı geçici olarak 2 katına çıkıyordu. Kromatitlere kromozom denir. Kromozom sayısı
geçici olarak iki katına çıkar. Evet, anafazla ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Anafaz ayrılma evresidir. Kardeş kromatitler birbirinden ayrıldı. Gelelim artık karyokinezin son evresi olan telofaz evresine. Arkadaşlar 4 diyoruz. Telofaz. Evet, telofaz evresinde neler gerçekleşiyor? Arkadaşlar, hayvan hücresi için anlattığımızdan dolayı şunu söyleyeceğiz. Hayvan hücresi artık yavaş yavaş bombalanmaya başlıyor. Dolayısıyla hücrede şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Bakın, sitoplazma bölünmesi artık bu evrede başlar. O yüzden de hücrede böyle bir görünüm ortaya çıkar. Profazın tam tersi olaylar gerçekleşir. Yani ne olacak? Çekirdek zarı, endoplazmik retikulum ve çekirdekçik oluşacak. Sentrozomların iyi iplikleri ortadan kaybolacak arkadaşlar. Ve hücre şöyle iki çekirdekli bir görünüm alacak. Ve bizim şöyle kromozomlarımızı da gösterelim. 4 tane de kromozomumuz vardı. Bu şekilde bir görünüm alacak hücremiz. O zaman şöyle yazalım. Hücre sitoplazma bölünmesine başlar diyelim. Hücrede sitoplazma bölünmesi başlar. Daha sonra çekirdekçik, çekirdek zarı ve endoplazmik retikulum oluşur dedik. Çekirdekçik, çekirdek zarı ve endoplazmik retikulum oluşur. İyi iplikleri ortadan kaybolur arkadaşlar. Ve kromozomlar artık incelip uzayarak kromatin ipliğe dönüşür. Burada ben kromozom olarak gösterdim ama bu evrenin sonunda artık kromatine dönüşmüş hale gelir. Kromozomlar kromatine dönüşür. Bakın hatırlayın. Profaz evresini hatırlayın. Profaz evresinde şu 3 özelliğin tam tersini yazmıştık. O yüzden biz ne diyoruz telofaz evresi için? Profazın tam tersidir. Sadece burada farklı olarak ne olacak? Sitoplazma bölünmeye başlayacak. Telofazı da anlattıktan sonra biz mitozun karyokinez evresini bitirmiş oluyoruz. Yani bu 4 tane alt evreyi anlattık. Peki bu evreleri unutmamak için acaba ne yapabiliriz? Arkadaşlar benim hazırladığım bir şifrem var bununla ilgili. Şöyle bir şifre vereyim size. Şimdi profaz evresini, metafaz evresi, anafaz evresi alt alta yazalım. Peki bunları aklımızda tutmak için ne yapacağız? İpmat. Bakın. İpmat. Buradaki İ interfaz evresi. Ama interfaz evresi şu an bizi ilgilendirmiyor. Bizi burada ilgilendiren diğer evrelerdir. Profaz, metafaz, anafaz ve telofaz. Şimdi bu evreleri biz nasıl aklımızda tutacağız? Şöyle arkadaşlar bizim profaz evresinde neler olduğunu bilmemiz gerekiyor. O yüzden ben profazın karşısına şöyle bil diye yazıyorum. Profazı biliyoruz. Gelelim metafaz evresine. Metafaz evresinde ne olmuştu? Kromozomlar merkeze dizilmişti. Bakın buradaki M hecesinden hemen ne aklımıza geliyor? Merkez. Kromozomlar merkeze dizildi. Daha sonra anafaz evresine geliyoruz. Anafaz evresine bakın şurada da görüyorsunuz. Kardeş kromatitler birbirinden ayrıldı. Dolayısıyla anafaz evresi buradaki A'dan gelecek aklımıza ne evresidir? Ayrılma evresidir arkadaşlar. Telofaz evresine gelelim. Telofaz için ne yazdık? Profazın tam tersidir. Dolayısıyla buradaki T'den ne gelecek aklımıza? Tersi gelecek. Neyin tersi? Profazın tersi arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Bu şekilde aklınızda böyle kısaca tutabilirsiniz. Böyle bir şifre vermek istedim. Şimdi çekirdek bölünmesi yani karyokinezi bitirdik. Gelelim bir sonraki konumuza yani sitoplazma bölünmesine. Ne demiştik? Telofaz evresinde artık hücre yavaş yavaş bombalanmaya başlıyordu hayvan hücresi.
Ve bizim sitokinez dediğimiz evre aslında telofazın içerisinde başlıyor. Peki sitokinezde neler gerçekleşiyor? Arkadaşlar, sitokinezi ben anlatırken bitki ve hayvan hücresini karşılaştırarak anlatacağım. Çünkü bu ikisinde hem sitoplazma bölünmesi farklılık gösteriyor hem de diğer farklı özellikleri var. Bu özelliklerden bahsetmek istiyorum. İlk olarak hayvan hücresi diyorum. Şuraya karşılaştırarak yazalım. Hayvan hücresi. Şuraya da bitki hücresi yazalım. Bitki hücresi. Arkadaşlar, hayvan hücresinde sitoplazma nasıl bölünüyordu? Boğumlanma ile. Yani o zaman ne diyeceğiz? Sitokinez boğumlanarak gerçekleşir. Sitokinez boğumlanma ile olur. Evet, sitokinez bu şekilde. Peki bitki hücresinde nasıldır? Bitki hücresinde ara lamel oluşumu vardır arkadaşlar. Bitki hücresinde şöyle yazıyoruz. Sitokinez ara lamel oluşumu ile gerçekleşir. Şekil olarak göstereceğim bitki hücresinde nasıl olduğunu. Daha sonra gelelim bir diğer özelliğimize. Şimdi burada boğumlanma oluyor ama boğumlanmayı ne sağlıyor? Boğumlanmayı hücrede bulunan bir protein vardır. Mikrofilament arkadaşlar. Hücre iskeletinde 9. sınıfta gördük bunu. Mikrofilamentler vardır. Bu mikrofilamentler boğumlanmayı sağlar. O zaman şöyle yazalım. Boğumlanma mikrofilamentler ile olur. Evet. Peki bitki hücresine gelelim. Ara lamel oluşumu dedik ama ara lameli ne oluşturuyor? Arkadaşlar, bitki hücresinde salgı yapan, daha doğrusu tüm hücrelerde salgı yapan bir organelimiz vardır. Nedir bu organel? Golgi. Bakın, Golgi salgı. Bir çağrışım oluştursun size. Ara lameli ne oluşturacak? Golgi organeli oluşturacak. Ara lameli Golgi oluşturur. Golgi salgılayarak ara lameli oluşturuyor arkadaşlar. Hayvan hücrelerinde şimdi bunlar sitokinez farklılıklarıydı. Gelelim diğer farklılıklarına. Hayvan hücrelerinde sentrozom varken bitki hücrelerinde sentrozom yok. Peki sentrozom yoksa iyi ipliği oluşturmuyor mu? Oluşturuyor. Peki iyi ipliklerini ne oluşturur? Arkadaşlar, bitki hücrelerinde yine hücre iskeletinin bir elemanı olan mikrotübüller iyi ipliklerini oluşturan yapılardır. Şöyle yazalım. Mikrotübüller iyi ipliklerini oluşturur. Oluşturur. Evet, bitki hücresi ve hayvan hücresi farklılıkları bu şekilde. Şimdi bitki hücresini de şöyle kısaca göstereyim. Bitki hücresini biliyorsunuz şöyle köşeli bir yapıya sahiptir arkadaşlar. Hücre çeperi bulunduğu için hücre çeperi boğumlanmaya izin vermez. Çünkü sert ve dayanıklı bir yapıda. Dolayısıyla bizim hücremiz ne yapıyor bitki hücremiz? Bitki hücremiz hemen Golgi organeli ortadan başlayarak salgı üretmeye başlıyor ve ara lamel oluşturuyor. Ara lamel oluştuktan sonra sanki böyle bitkinin ya da bir bisküvinin ortadan kırılması gibi düşünün. Hücre ortadan ikiye ayrılıyor ve sitoplazma bölünmesi gerçekleşmiş oluyor. Bu konuyla birlikte biz mitozun evrelerini bitirmiş olduk. Bir sonraki videomda şunları anlatacağım size. Mitozun grafikleri var arkadaşlar. Mitozun grafiklerinden bahsedeceğim ve hücre döngüsünün kontrolünden bahsedeceğim. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.